Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Atatürk dönemi inkılapları ile ilgili daha önceki yıllarda çıkmış soru örneklerini inceleyeceğiz. İlk sorumuz 2012 yılında çıkan YGS'de çıkan bir soru. Mustafa Kemal milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık tutulması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz demiştir. Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı savunulamaz denilmiş. Medeni kanunun kabul edilmesi, Türk tarih tezinin oluşturulması, millet mekteplerinin açılması, yeni Türk alfabesinin oluşturulması, dil ve tarih coğrafya fakültesinin açılması diyor şıklarda. Burada arkadaşlar dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz sözünden yola çıkarak baktığımızda B, C, D ve E şıkları savunulabilir ancak medeni kanun hukuk alanı ile ilgili olduğu için A şıkkı savunulamaz. Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa'nın Arap alfabesiyle okumayı kolaylaştırmak için harflerin bitişik değil ayrı yazılması yolundaki girişimini harp zamanı harf zamanı değildir. Harp olurken harfle oynamak olur mu diye eleştirmiştir. Yaptığı inkılaplar düşünülerek Mustafa Kemal'in bu eleştirisinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir denilmiş. A. İnkılaplar gerçekleştirilirken kişi ve veya gruplara ayrıcalık tanımamak gerekir. B. İnkılap sürecinde ilgililere Yetki ve sorumluluk birlikte verilmelidir. C. İnkılaplarda sonuç alabilmek için eski ile yeniyi sürdürmek gerekir. D. İnkılaplarda uygun zamanın seçilmesi önemlidir. E. İnkılaplar yapılırken uygulamaların yakından takibi sonucu olumlu etkiler. Ancak burada Mustafa Kemal'in sözüne bakıldığında harf zamanı, harf zamanı değildir. Harp olurken harfle oynamak olur mu şeklinde eleştirisine bakıldığında doğru cevap D şıkkıdır. Yani inkılaplarda uygun zamanın seçilmesi önemlidir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Bir başka soruya bakıldığında, Misak ı Milli sınırları içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden başka bir hükümet olmayacağının aşağıdakilerden hangisine temel gerekçe olduğu savunulabilir demiş, söylenebilir denilmiş. Şeriye ve Efkaf vekaletinin kaldırılması, bu tabii ki hükümetle alakalı bir durum değil. Hıyaneti vataniye kanunun çıkarılması, bu birinci meclis döneminde gerçekleşen ayaklanmalara karşı çıkan bir kanun. Teviri Tedrisat kanunun çıkarılması, bu eğitimle alakalı bir kanun. Halifeliğin kaldırılması Cumhuriyet döneminde meydana gelen bir olay. Ancak saltanatın kaldırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden başka bir hükümet olmayacağının gerekçesidir. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı ve inkılaplarla sağlanan değişimlerden biri değildir? Kurtuluş Savaşı ve inkılaplarla sağlanan değişimlerden biri değildir demiş. A teokratik düzenden laik sisteme geçilmesi B. Ülke idaresinde divan-ı hümayundan bakanlıklar sistemine geçilmesi. C. Ümmet anlayışından sonra ulus anlayışının benimsenmesi. D. Toplumun geleneksel yapısının çağdaşlaştırılması. E. Mutlakiyet yönetiminden cumhuriyete geçilmesi. Arkadaşlar burada B şıkkına bakıldığında ülke idaresinde divan-ı hümayundan bakanlıklar sistemine geçilmesi Osmanlı Devleti'nde 2. Mahmut döneminde gerçekleşen bir olay. Atatürk döneminde yapılan bir inkılap değildir. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Bir başka sorumuzda bir başka ulusun diliyle konuşanlar giderek o ulus gibi düşünürler. Yukarıda verilen yargı ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Bir başka ulusun diliyle konuşanlar giderek o ulus gibi düşünürler. Dolayısıyla A şıkkına bakıldığında ulusal dillerin okunduğu gibi yazılması gerektiğine, B uluslararası ilişkilerde farklı dillerin güçlük yarattığına, C dilin ulusal bilincin gelişmesinde başlıca etken olduğuna, D ulusal dillerde yabancı sözcüklerin kullanılması gerektiğine e ulusların uygarlık dünyasına katkıda bulunduklarına denilmiş. Bir başka ulusun diliyle konuşanlar giderek o ulus gibi düşünürler e, yargısına bakıldığında e, dilin ulusal bilincin gelişmesinde başlıca etken olduğuna şıkkı yani C şıkkı doğru cevaptır. 1923 yılında seçim kanununda yapılan değişiklikle 25 yaş yerine 18 yaşını tamamlayan her erkek vatandaş milletvekili seçme hakkını kazanmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin Seçim kanununda yapılan bu değişikliğin sonuçlarından biri olduğu savunulabilir. A) Seçilen milletvekillerinin aynı siyasi görüşte olması, B) Kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına önem verilmesi, C) Milletvekili sayısının artırılması için yeni seçim yöntemlerinin denenmesi, D) Milletvekili seçiminde seçmen sayısının artırılması, E) Seçimde okur yazar olma özelliğinin aranması. Arkadaşlar burada seçmen yaşı 25 yaştan 18 yaşa indirildiğine göre burada milletvekili seçiminde seçmen sayısının artırılması amaçlanmıştır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olmalıdır. Yukarıdakilerden hangilerinin amacı demokrasinin sağlanmasıdır demiş sorumuzda. Bir, saltanatın kaldırılarak cumhuriyetin ilan edilmesi. Evet bu demokrasinin sağlanması ile ilgilidir. İkinci maddede toplumsal ve siyasal hayatta cinsiyet farkının kaldırılması. Evet bu da herkesimin e, yönetime katılmasından dolayı e, demokrasiyle alakalıdır. Gelen çağrı üzerine Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması bu dünya barışı ile ilgili bir noktadır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. maddeler yani C şıkkı olacaktır. Müzik